yandan geçti falan böyle şey yaptı. Bu talebeler hep oturuyor hatta. Hep boş boş oturuyorlar gibi. Otururken durduk yere azarlandım. Ama azarlanmak da bir keyifti. Yani ayrıcalık diyordunuz. Hukuk bölümü ayrıcalıklı. Ben Boğaziçi istiyordum. Olmadı. Sonra işte istediğim bölümün puanlarına bakarken ikinci sırada Galatasaray var. Olur mu olmaz mı diye düşünürken açıkçası kendimi Galatasaray'da buldum. Birçok imkan var aslında Galatasaray Üniversitesi'nin. Çünkü Galatasaray Üniversitesi Fransız hükümeti ve Türk hükümetinin ortak anlaşmasıyla oluşan bir üniversite. Bu nedenle özellikle yurt dışı imkanları çok çok geniş. Mesela çift diploma programımız var. Yani benim iletişim bölümüne özel bir çift diploma programı var. Ki diğer bölümlerde de var bu program. Erasmus imkanları var. Erasmus imkanları da gayet geniş. Çünkü biraz küçük ve az kişili olduğumuz için okulda hepimiz gidebiliyoruz istersek. Bizim okul küçük bir okul olduğu için çok kampüs ortamı yok. Yani o yüzden öğrenci kulüplerine çok iş düşüyor ama bizim okuldaki etkinlikler de genelde okulun içinde değil de okulun dışında yapılabiliyor. Çünkü okulun içinde etkinlik yapılabilecek çok bir alan yok. Bir konferans salonumuz var. Bu kadar. Bir okulun içinde bir iki tane işte açık hava sineması tadında şeyler yapılıyor. Onun dışında bütün etkinlikler okul dışında oluyor. Şayet okul kulüplerini takip ederseniz aslında sosyal açıdan da çok fazla şey bulabilirsiniz. Bu konuda çok çok iyi olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü kulüplerimiz çok çeşitli. Yani geldiğinizde herhangi bir kulübe tabii ki girebiliyorsunuz ama aklınızdan ne geçerse o şeyin bir şekilde bir kulübü olabiliyor. Yoksa da siz açabiliyorsunuz. Tam açık olan köklü kulüpler. Kimileri daha yeni yeni ama çok güzel işler yapıyorlar. Okulun yemeklerinden çok memnunum. Ben bizim okulun hakkını yemek konusunda asla yiyemem. Okulu az kişi olduğu için, yemek de az yapıldığı için lezzetli oluyor, temiz oluyor. Aynı zamanda işte vejetaryen seçeneği de mevcut. Şimdi linç yemek istemiyorum ama okulun yemekleri benim ilk girdiğim sene, 2017 senesinde daha iyiydi. Çok çok daha iyiydi. Bir gün bile dışarıda yediğimi hatırlamıyorum. Fakat ne zamanki lisansa başladım, özellikle lisans 2'de, catering şirketinin değişmesiyle beraber çok çok kötüleşmeye başladı. Sürekli her öğle yemeğini dışarıda yiyoruz. En azından ben yiyorum. Ama biraz da benim seçici bir insan olmamla da ilgili olabilir. Bizim üniversitemizin bir yurdu yok. O yüzden genelde civardaki yurtlarda kalıyor öğrenciler. En yakın KYK yurdu da uzak. O yüzden genelde özel yurtları tercih ediyorlar. Beşiktaş, Ortaköy civarındaki. Ama o bölgedeki yurt fiyatları açıkçası biraz pahalı. O yüzden genelde öğrenciler ilk yıl yurda çıkıp ikinci yıl birlikte eve çıkıyorlar. Eve çıkmak daha uygun oluyor. Ben kesinlikle aynı bölümü ve aynı üniversiteyi seçerdim. Yani nedenlerini tabii daha önce saydığım gibi bir sürü yurt dışı imkanı var. Benim bölümüm iletişim bölümü olarak bu Türkiye'de tek. Ve bunun dışında Fransızca gibi bir dili öğreniyoruz. Bu çok çok büyük artısı olan bir şey. En azından benim mesleğim için gerçekten artısı olan bir şey. Tekrar Galatasaray'ı tercih ederdim. Bu sefer Boğaziçi'ni kazansam da Galatasaray'ı tercih ederdim. Çok benimkisi bilinçsizce bir tercih oldu ama tercihimden çok memnunum. Galatasaray'dan memnunum. İyi ki gelmişim. Evet, çok karıştırılan bir şey aslında. Biz devlet üniversitesiyiz. Galatasaray Üniversitesi, Fransız hükümeti ve Türk hükümetinin ortak kararıyla açılan bir üniversite. Bir sözleşmeyle, yanlış bilmiyorsam. Ve bunun sonucunda bir devlet üniversitesi olarak açılıyor. Özel üniversite salınmasının sebebi belki şu olabilir. Galatasaray Üniversitesi'nde iç sınav dediğimiz bir sistemle de girilebiliyor. ÖSYM'nin sınavı dışında, şu anki YKS dışında yani. Bu ne demek? Mesela Galatasaray Lisesi gibi ilk dili Fransızca olan, yani Fransızca eğitim veren diğer devlet liseleri. Bir de bunların yanında özel Fransız liseleri. Bunların hepsi iç sınav dediğimiz sınavla gelebiliyorlar. Bu da tabii ki doğal olarak şöyle bir düşünceye sebep oluyor. Yani özel okulda okumuş, özel Fransız Lisesi'nde okumuş biri hop oraya gidiyor. Demek ki o da paralı falan. Öyle değil. Devlet Üniversitesi. Evet, ben o şekilde geldim. Ve birçok arkadaşım da o şekilde geldi. Genelde Galatasaray insanların kafasında olan bir tercih olmuyor. Hukuk için ayrı tutuyorum ama bizim diğer bölümlerde insanlar genelde Boğaziçi hedefleyip olmayınca altta bir Galatasaray diye bir okul varmış şeklinde buraya geliyor. Ama tabii isteyip gelen de oldu. Kendi isteğiyle Frankofon bir okulda okumak istiyorum deyip gelen de var ama genel anlamda Boğaziçi kazanamayanların oluşturduğu bir okul diyebiliriz, evet. Bence hayır. Ama bizim okulda bunu yaşayan tabii ki var. Özellikle bazı mühendislikler ya da diğer sosyal bilimler bölümleri diyelim.
Onların bazıları gerçekten Boğaziçi'ne gitmek isterlerken Galatasaray'a düşmüşler ama bu tamamen bütün okul demek değil. Ben mesela öyle bir şey düşünmüyordum. Benim ilk tercihim Galatasaray Üniversitesi'ydi. Bir ayrıcalığı yok. Hepimiz aynı muamele görüyoruz tabii ki de ama onlar iç sınav sistemiyle bizim okula yerleşiyorlar. Şu şekilde oluyor. Üniversite sınavında ilk 20 bine girmek kaydıyla iç sınavdan yararlanıp okuldaki kendilerine ayrılmış kontenjandan yerleşiyorlar. Bizim normal merkez sınavda yerleştirenler okulun %50'sine ayrılmış bir kontenjandan gelirken %25'i Galatasaray Lisesi'ne, %25'i de diğer Fransız Lisesi'ne ayrılıyor. Tek farkı şu oluyor, biz hazırlık okuyoruz, hazırlıktan başlıyoruz. Onlar direkt lisans birden eğitim almaya başlıyorlar ama tabii 5 yıl öncesinden Fransızca bildikleri için bize göre biraz daha dersleri ilk yıl en azından anlamakta daha kolaylık yaşıyorlar. Biz biraz daha zorlanıyoruz. Canan Erçetin, ben yanlış bilmiyorsam eğer Türkçe derslerini veriyor ama ben almıyorum o dersleri. Kampüste görüyorum ama tatlı falan. Canan Erçetin okulda Türkçe dersi veriyor. Genelde Galatasaray Lisesi'nde müzik dersi verdiği için bizim okulda da müzik dersi veriliyor. Biz okulda şarkı söylüyoruz falan zannediyorlar ama öyle bir durum yok. Zorunlu Türkçe dersini İBF'de, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde ve Hukuk Fakültesi'nde giriyor. Ama daha çok diksiyon tadında, diksiyon dersi gibi ders veriyor. İşte kendi ismini falan sana söyletiyor, yanlış söylüyorsun diyor. O yüzden gün içinde Canan Erçetin okulda salınırken, böyle işte yürürken görmek çok olası oluyor. Eğer Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü seçiyorsanız hazırlık 2 sene. Nasıl 2 sene? İlk sene hazırlığınız herkese beraber okuduğunuz hazırlık. Yani benimle beraber okuduğunuz hazırlık. İkinci seneki hazırlığınızda sizin bölümünüzdekilerle okuduğunuz ikinci seneki hazırlık. Yani siz birinci hazırlığı bitirdikten sonra eğer başarılı olursanız ikinci sene hazırlığa geçiyorsunuz. Orada da ileri seviye Fransızca hazırlık sınıfı diyoruz biz ona yanlış bilmiyorsam. Orada da işte kendi bölümünüzle ilgili daha çok hazırlık görüyorsunuz. O dersleri alıyorsunuz. Ama yine de o lisans 1 diye geçmiyor, hazırlık sınıfı olarak geçiyor. Yani öyle. Ben 1 sene okuyorum, onlar yani Fransız Dili ve Edebiyatı seçtiyseniz 2 sene okuyorsunuz. Tüm bölümler Fransızca. Bir meslek yüksekokulları Türkçe. Onun dışında hukuk fakültesi de %30 Fransızca sadece. Onun için bizim bölümlerin hepsi Fransızca. Ama tabii bütün derslerimiz Fransızca olmuyor. Arada birkaç Türkçe dersimiz oluyor, başka dil derslerimiz oluyor. Ama %70-%80 ağırlığında derslerimiz Fransızca yapılıyor. Fransızca okumak açıkçası beni zorluyor. Hala zorluyor. Üçüncü sınıfa geçtim. Hala çok zorlanıyorum. Yani ayrıcalık diyordunuz. Hukuk bölümü ayrıcalıklı. Yani onlar İlber Ortay'dan ders alıyor ama benim bildiğim kadarıyla biz de geçen gün onlarla bir konuşmuştuk kulüp için falan. Onlar da sürekli görmüyorlarmış İlber Ortaylı'yı. O yüzden ben bir kere falan gördüm sanırım kampüste. İlber Ortaylı'dan çoğumuz ders almıyoruz aslında. İlber Ortaylı'nın sadece hukuk ikinci sınıflarda bir dersi var. Ona da her zaman kendisi zaten gelmiyor diyebiliyorum en azından. Ama haftada bir okulda görmek onda mümkün oluyor. Ben hatta hazırlıktayken işte bir kantinde görmüştüm. Kantindeki bizim denize tam sıfır bir kantinimiz var. O kantin genelde bütün masalar dolu olur. Her zaman doludur. Yandan geçti falan böyle şey yaptı. Bu talebeler de hep oturuyor burada. Hep boş boş oturuyorlar gibi. Otururken durduk yere azarlandım. Ama azarlanmak da bir keyifti. Bence kesinlikle bölüme göre. Çünkü bir bölümde yani bir bölümü seçmek demek aslında ileride hayatınızı inşa edeceğiniz şeyin temelini atmak demek. Yani kariyerinizin temelini atmak demek. Eğer siz hiç memnun olmadığınız ve sevmediğiniz bir bölüme yani bölümü okursanız bu ne demek olur? Siz kariyerinizi hiç sevmediğiniz bir şeyin üstüne inşa edeceksiniz demek olur ve hayatınızın sonuna kadar hiç sevmediğiniz bir şeyi yapacaksınız demek olur. Bu da bana biraz absürt geliyor. Sırf bir üniversitenin adı var diye hiç istemediğinizi, okuyabileceğinizi düşünmediğiniz bir bölümü kesinlikle seçmeyin. Bence ikisine göre de tercih yapılmalı tabii ama öncelik bölümde olmalı. Özellikle bize en çok uyardıkları konu şeydi, çift anadal yapmaya güvenerek tercih yapmayındı. Çünkü yanlışlıkla o bölümden mezun olabilirsiniz. Sadece üniversite için tercih ettiğiniz bölümden de mezun olabilirsiniz. Ama bölümünü hayatım boyunca aslında yapacağım mesleği belirleyen şey bölümün. Arkadaşların özlemi, öğretmenlerin özlemi. Yani biz biraz küçük bir okul olduğumuz için öğretmenlerimizle biraz daha içli dışlı olabiliyoruz. Ve ben çoğunu çok özledim gerçekten. Yalan söylemiyorum. Yani böyle o bilgisayar ekranı kesinlikle aynı değil. Yani o sınıfın içinde olmak, arkadaşlarınla Yiğit Okur önünde bir şeyler yapmak, öğretmeninle ders sonunda sohbet etmek falan bunlar çok farklı şeyler ve o online süreçte onu alamıyoruz. Teknik olarak kesinlikle çok iyi bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. Genelde sisteme sınavlarımız yüklendi ve bize işte 2 saat, bazen 24 saat, bazen bir hafta süre verildi ve biz buna göre yapıp sisteme geri yükledik.
Ama işte sınav esnasında kamera açmaydı, ses dinlemeydi falan bu tarz şeyler olmadı. Derslerde de hoca kendi kamerasını açtı, slide açtı, bazen ekranı paylaştı. Biz de kameramız ve sesimiz kapalı bir şekilde söz almamız gerektiği zaman dahil olarak ilerledik. Ama ben bizim okulu genel anlamda başarılı buluyorum açıkçası diğer okullara göre.